Kurbanlıklar kesildi, mezarlıklar ziyaret edildi. Yoğun geçen Kurban Bayramı'nın ardından vatandaşlar bayramın 3. gününde dinlenmeye çekildi. Peki nasıl geçti bayram? İnsanlar neler yaptı? Nasıl geçiyor bayramınız? Bayram yoğun geçiyor. Yani biz köydeydik bayram 1. 2. günü. Gerçekten Rize bayağı bir kalabalık Kurban Bayramı'nda. Biz yaşlandı kızım, ne yapabiliriz? Böyle eşe dosta gidiyorduk. Bayramımız böyle geçiyor işte, yani kuru bir şekilde geçiyor. Bayramlaştık, mezarları ziyaret ettik, akrabaları dolaştık. Şimdi de işte böyle arkadaşla biraz vakit geçiriyoruz. Mezarlıkları ziyaret ettik, kurbanımızı kestik. Zaten hamlandık, dün akşama kadar yattım, yerimden kalkamadım. Şimdi geldim çarşıya, bakıyorum sağa sola. Bayramımız Allah'a şükür çok güzel geçti. Kurbanlarımızı aldık, kestik, helal ve yedik, işte komşulara dağıttık. Bugün de bayram komşu arkadaşlarına ediyoruz. Çok iyi geçti bacım. Benim ziraata bir ufak böyle bir baraka yapmışım oraya. Kurbanlık aldık, götürdük oraya, bağladık onu, sabahleyin gittik, kestik onu. 35-40 kişi orada yemek yedi, kavma yaptık. Kürom, tabak, ondan sonra izgara. Çok güzel oldu ya. Neşeli geçti. Bayramınız nasıl geçiyor? Çok iyi. Burada bayramında hayatımı daha görmedim. İyi geçiyor. Çocuklara alışveriş yapıyoruz. Okul şeyi, öğrenci gönderdik. Tekrar bir öğrenciye de alışveriş yaptık. Başka bir şey yok. Kurban bayramını ben çok güzel geçirdim. Kurban içerisinde Allah kabul etsin. Kendi şahsı mutluyum. Bize para yoktu, kurban kesemedik. Bu Rize memleketine kurban kesmeyen zevkine kesmiyor. 10 yaşında çocuğun cebine 1,5 milyonluk telefon var. Bu memlekete para olmazsa dünyada hiçbir yere para yok. Anladın? Bayramların geleneksel alışkanlıklarından biri de eski bayramları anmak. Kimine göre eski bayramlar, kimine göre ise şimdiki bayramlar daha güzel. Eski bayramların lezzeti yok. Nasıl da eski bayramlar, şimdiki daha nasıl? Daha neşeliydiler. O bayramları bulmak mümkün değil ya. O zaman samimiyet vardı, iş bu kadar fazla yok idi, çay yok idi. Böyle çocuklar salıncaklar ederdiler, oynardık ufak iken. Şimdi o neşeli bayram olmuyor. Şimdi icabında bayram günü bile çalışıyorsun, çay mevsimi var ya. Onu mecburi kesip satacaksın. Bayramda da hani eski bayramların lezzeti. Hayır. Ben bizim için yok idi ya. Belki başkası için varsa. Şimdi eski bayramlar bazı dede babasının vazifesini yürüten var, bazısını yürütmeyen var. Ben iki tane ızgara kurdum. Komşularımla yedik, içtik. Bazı da koydu etini torbasına, dede evine yedi. Eski bayramlar değişti. Ama adam var değişmedi. Ocaklar değişmedi. Ocaklar bozuldu. Eskiden bize bayramdan bayrama bir elbise alırdılar, bir ayakkabı alırdılar. Şimdi her çocuğun var 3-4 çift ayakkabısı, bir sürü elbisesi. Daha çocuğun sevineceği bir durum kalmadı ki. Çocuk daha, yani biz bayramı beklerdik ama bize bir şeyler alsınlar. Şimdi çocukların öyle bir şeyi yok ki. Eski bayramlar çok lezzetliydi. Neden kızım sorarsan? Açlık vardı o zaman. Ekmeğin kokusu dünyadan çıkardı. Şimdi her şey bol, tok. Ne ararsan var. Bu tokluğun kıymetini bilmiyoruz kızım. Tabii bizim çocukluğumuzda daha neşeliydi. Yani köyde, çoğunlukla köyde kalıyorduk. Şimdi şehir hayatı. Şehir hayatında insanlar hakikaten birbirlerini, komşusunu dahi tanımıyor. Biz mesela apartmanda kurban kesemeyenleri tespit edemiyoruz. Mesela köyde insanlar birbiriyle daha ilişkiliydi yani. Tebrik kartı veya fotoğrafla bayramlaşmak da günümüzde rafa kaldırıldı. Bunların yerini cep telefonu aldı. Hal böyle olunca da eski bayramların samimiyeti kalmadı. Yani o eski şey yok. Birbirine gidip gelmeleri yok. Eski insanların birbiriyle o kaynaşması yok. Şimdi herkes çekilmiş kendi kabuğuna. Herkesin eline bir telefon. Herkes oradan tuşlarla muhatap oluyor. Kimse birbiriyle muhatap olmuyor. Yani o eski samimiyet, muhabbet kalmadı.
Çırnak'ın Beytüşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan 23 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ali Çakar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Allah'ım gitti Mustafa abi. Çekin bunu, çekin. Çağırırlarsa ben de gelirim, ben de. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun evine gelmesiyle birlikte feryatlar da yükseldi. Şehidin kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı. Ağabey ise teröre lanet okudu. Törene katılan yüzlerce kişi şehidine sahip çıktı. Şehit Ali Çakar kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Onun tek bir arzusu var, o da motosiklet. Amasya'da yaşayan Kıbrıs gazisi 63 yaşındaki Cevdet Yeşilırmak, ilerleyen yaşına rağmen motosiklet tutkusundan vazgeçemiyor. Merdivan ilçesinde yaşayan Yeşilırmak'ın motosiklet tutkusu çocukluk çağında başlamış. Benim için motora binmek hayatın bir tutkusu, sevgisi, çok seviyor. Yeşilırmak motosiklet tutkusunu ailesine de aşıladı. Ya ben bunu oğullarıma, gelinlerime, kızlarıma, tabii ehliyetleri olaraktan, Ayçi ehliyetleri olaraktan hepsi kullanıyorlar. Bir üzüntüm var, küçük gelinim sürmeyi bilmiyor. Kıbrıs gazisi gözü gibi baktığı motorunu evladım diye seviyor. Evet, benim evladım bu. Beşinci evladım bu, beşinci. Dört tane çocuğum var, bu beşinci evladım. Çocuklarıma diyorum ki bazı iki tane evladım var. Oğlum benim mezarımı kazdığınız zaman motoru da yanıma koyun lan diyorum. Hoca koymuyor, baba diyorlar. Artvin'de kurbanlık büyükbaş hayvan yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı. Paradan yanında kalabalık durumda adam zıplar. Serkan Polat satamadığı kurbanlıklarını Erzurum'a götürmek için Artvin'den yola çıktı. Can kurtarana geldiği sırada çöken sisin azizliğine uğradı. Görüş mesafesinin düştüğü can kurtaran da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine gelen AFAD ve 112 sağlık ekipleri sürücüyü uçurumdan kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Tamam, oradan alalım. Evet, hadi çekiyoruz. Hadi Nazlı. Ey Allah sana. Uzun uğraşlar sonunda uçurumdan sedye yardımıyla çıkarılan sürücü Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Beyler açılın, açılın. Açılın beyler. Tarihi ve kültürel zenginliklerin ön plana çıkarıldığı yerler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bayburt'ta 2010 yılında kurulan, kendisini sadece seyirlik bir müze olarak sınırlamayan ve 2014 yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Müzenin kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi'nin 2015 yılında da yoğun bir turizm sezonu yaşadığını belirtti. 2015 Baksı için bayağı hareketli bir yıl oldu. Hareketinin bir tanesi daha uluslararası projeler gerçekleştirmeye başladık. İşte iki ay önce ICOM'un, Uluslararası Müzecilik Konseyi'nin burada bölgesel müzelerin ekonomiye itici güç olarak katkıları konusu tartışıldı. Ve onu dönüştürerek Uluslararası Müzecilik Konseyi Türkiye'de ilk kez yapıldı. ICOM toplantısı ilk kez Türkiye'de oluyor. Önümüzdeki yıl İtalya'da, Milano'da olacak.
Böylece Bayburt'un daha uluslararası ve Baksın uluslararası etkinlikler çizgisi ve bilinirliği artmış oluyor. Bu son derece bizim açımızdan önemli bir durum. Baksın Müzesi'ni en çok Alman turistler ziyaret ediyor. Bu Miro'ya giden İlketiyor servisini bize... PTT birincilik ekiplerinden Giresunspor hafta sonu sahasında konuk edeceği Denizli Spor maçını hazırlanıyor. Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ tesislerde futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Bozbağ Denizli Spor maçından galip ayrılıp üst sıralardaki yerini korumayı istediklerini söyledi. Giresun için üst sıralardan kopmamak için önemli bir maç. Çünkü çok zorlu bir lig. Yani bu ligin ilerisini bilen yok ve çok ciddi puanlar almamız gerekiyor. Çok zorlu takımlar var. Bu takımlarla başa baş mücadele etmek için evimizdeki her maçı kazanmamız lazım. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem idman olarak hem futbolcularla birebir konuşmalarımız. İnşallah halkımıza bir bayram hediyesi vermeyi düşünüyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, partisinin Yenice İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, herkesle tek tek tokalaştı. 7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon çalışmalarını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, CHP ve MHP'ye çattı. Yeni hükümet kurulamadığı için 7 Haziran seçimlerinden sonra 45 gün içerisinde ilk defa Türkiye'de anayasada var olan bir yetkisini Cumhurbaşkanlığı makamı kullandı. Kendilerine teklif götürmüş olduğumuz siyasi partiler seçimden önce söylemiş oldukları bazı sözlerin altında kaldılar. Milliyetçi Hareket Partisi ile de kullanabilirdi. Çünkü sayımız yetiyordu. Ama daha seçim günü akşam hatırlayınız lütfen. Sayın Bahçeli kapıları kapattı. Kapıları da kapalı başkanım. Her şeye hayır diyen bir genel başkan. CHP'nin seçimlerde alkışlayın bunlar gitsinler dediğini de anımsatan Şahin, ama gitmedik şeklinde cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki seçimlerden önce alkışlayın bunlar gitsinler dedi. Ama gitmedi. Bu millet tek başına iktidar imkanı vermedi ama Türkiye'deki sorumluluğu, siyasi sorumluluğu ilk derecede yine AK Parti var. Bir hükümet kuracaksa yine sen kuracaksın. Bir koalisyon kuracaksa senin başkanlığında olacak dedi. Fedakar iki evlat ve yatağa mahkum kalan bir anne. Ben İlhan Yayık'tan açık öğretim okuyordum. Annem böyle olunca bırakmak zorunda kaldım. İlhan Yayık Üniversitesi. Siz? Ahevri Üniversitesi Büro Yönetimi mezunuyum. Üniversite öğrencisi Hülya ve Seda Sayan kardeşler trafik kazası sonucu yatağa mahkum olan annelerine bakmak için kariyer ve gelecek hayallerini rafa kaldırdı. Neden bir işe yerleşmeyi düşünmediniz? Anneme bırakamadık. Bakımı zor oluyor mu? Yok, biz alıştık artık. Sayan kardeşler annelerinin sağlığına kavuşması için dua ediyor. Bir isteğimiz prefabrik bir ev. Büyükşehir Belediyesi'nden hani yardımsever vatandaşlardan. Yani zeminde olmasını istiyorsunuz öyle. Çünkü biraz tehlikeli yani. Anne Elmas Sayan evinin balkonuna yapılan asansör yardımıyla dışarı çıkabiliyor. Asansörden indirirken biraz hani burada problem yaşıyoruz, hani dışarı tehlikesi biraz tehlikeli olduğu için ondan korkuyorum. Elmas Sayan'ın emekli eşi Rafet Sayan'sa maddi imkanlarının yetersiz olduğunu anlattı. Aldığım para, aldığım aylık, bunun aylık giderini karşılamıyorum masrafını. Yani ilacıydı, beziydi, temizlik şeyleriydi. Karşılamıyor. Önce tartıştılar, ardından silahlar çekildi.
Olayın adresi Rize'nin Yeniköy Mahallesi. Akraba oldukları belirtilen CA ve İA arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve yerini kavgaya bıraktı. CA silahla İA'ya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Yaralanan İA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanan CA ise vücudundaki cam kesikleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram tatilini şehir dışında geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. Araç yoğunluğunun yaşandığı Arifiye Sapanca mevkiinde ulaşım akıcı şekilde sağlanıyor. Yetkililer sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve emniyet fenerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun bir gün daha devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta geçen yıl 75 ton olan bal rekoltesi bu yıl 10 tona kadar düştü. Sebebi ise kestane ağaçlarının fazla çiçek açmamasıydı. Geçen yıl kilogramı 70 liradan alıcı bulan kestane balının fiyatı bu sene 200 liraya kadar yükseldi. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca fiyatlarındaki artışın satışları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kestane üretiminde olduğu gibi kestane balında da düşük var. Zaten birbirine paralel gidiyor bunlar. Kestane balı azsa o sene kestane de az oluyor. Yine yağışlardan ve vesaireden arılar bal yapamadı bu sene. Ve buna akabinde başka etkenler de var kestanenin olmamasından dolayı. 2003 yılından beri şu anda verim kaybı yaşıyoruz. 2013, 2014, 2015 yılları balda düşüş yaşadık ve bu sene en düşük seviyemizi yaşıyoruz bu bölge için. Aynı zamanda bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Geçen sene 100 lira civarındaydı. Kilogramı. Bu sene 150 lira, 120, 150, 170 gibi rakamlarla serbest piyasada satılıyor. Tabii alıcı fiyatlardan etkilendi. Yüksek miktarları isteyen alıcılar şimdi daha az miktarda istiyor. Bu çiftçiye, üreticiye de olumsuz yansıyor. Evet fiyat yüksek ama çiftçi bundan pek fazla arıcı bir gelir elde edemiyor. Şu anda arıcının düşüncesi masraflarını kurtarabilmek. Osmanlı tarihini okurken Kanuni Sultan Süleyman'dan etkilenip Müslümanlığı tercih etti. 13 yaşında Müslümanlığı tercih eden 54 yaşındaki Sauli İngman, Süleyman ismini alarak Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Trabzon'da sünnet oldu. 2 yıl önce de hacca giden Süleyman İngman, Müslümanlıkla şereflenmenin onurunu yaşıyor. Süleyman Sultan Kanuni'nin doğduğu Burara ve ben onundan okudum tarihten ve o çok mühim kişi tarihte var ve bunun için bu çok kibar durumdur. Ben böyle sünnet yapabiliyorum. Zonguldak Ordu Evi'nin kazan dairesinde çıkan yangın korku dolu dakikalara sebep oldu. Ordu evinin kazan dairesindeki sıcak su borusu patladı. Kazanın içindeki duman dışarıya çıktı. Zonguldak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yarım saat boyunca kazandaki ateşi söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de çıkan yangın korku dolu dakikalara sebep oldu. Çaycuma Küçük Sanayi Bölgesi'nde boş bir arazinin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen Çaycuma itfaiyesine bildirdi. 4 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönümlük arazi kül oldu.